Masters'ta bence şu an iyi şekilde ilerliyoruz. Şampiyonda ikinci durumdayız. Beklentimin biraz üstünde diyebilirim. O tarafta mutluyum. Onun dışında DTM yarışı geldi ekstradan. O bir sürprizdi. Ondan da iyi değerlendirdiğimizi düşünüyorum. Sadece 2 tane 24 saatte yarış yaptım. Onlar beklediğim gibi geçmedi ama onlar zaten tecrübe amaçlıydı bu sene. Ama onun dışında bence genel olarak sezonun şu noktasında beklediğim ya da beklentimden biraz daha üst bir sezon olarak geçti. Aslında DTM'de her şey farklı çünkü başka markayla yarıştım. Hiç kullanmadığım araç, hiç kullanmadığım bir şampiyona, dünyadaki en sert şampiyonadan birkaç tane, en sertlerinden bir tanesi. Bir anda hani benim için çok bir bilinmezli bir noktaya girdik. Bir sokak yarışıydı, Nürburgring'de yapıldı. Beni en çok zorlayan şeylerden bir tanesi araç içerisindeki tuşlar oldu. Aracın kendine özgü, benim kullandığım arabaya göre farklı olan özelliklerini kontrol etmek, pit stop kuralları, stratejileri bunlar biraz zorladı. Ama en hızlı şekilde adapte olmaya çalıştım. Bu biraz zamanla şekillendiğini düşünüyorum. Hani 3-4 sene önceki yarışlarına baktığımda daha agresif olduğumu görüyorum, izliyorum. Yani şu sıralar bence biraz daha kontrollüyüm. Özellikle mesela Adak'ta şampiyonluğa oynadığım için artık biraz puana oynanan durumlar olabiliyor. Yani ikili mücadelelerde bazen 2 puan için çok tehlikeli işler yapmak yerine puanı oynayabiliyorsunuz. DTM'ye katıldığımda misafir bir sürücü olduğum için çok risk almak istemedim. Sonuçta insanlar orada şampiyonluk mücadelesi veriyor. Ben de bir anda önde olunca bir anda şampiyonluk adaylarıyla yarışmış oldum. O yüzden yani tabii ki de dediğim gibi duruma göre değişiyor. Yarışın ilk turları, son turları her zaman biraz daha sert dirsekleri çıkartıyoruz ama şampiyonluk içerisinde dediğim gibi biraz daha puan için dikkatli yarışıyor. Motorsporları ne kadar yarışmak olarak görse de arkasında hem testlerde hem hazırlıklarda bir süreç oluyor ve bu süreçte gerçekten takımın size inanıyor olması çok önemli. Ben yeni bir klasmana geldim. Sadece alt klasmanda yapmış olduklarım onlar için bir referanstı ama tabii ki de yeni bir klasman, her şey yeni. Tekrardan insanlarda acaba Yancan burada yapabilecek mi gibi bir soru işareti oluşuyor. Bu konuda hem takımın güvenini kazandığımı düşünüyorum hem de onların bana inandığını düşünüyorum. Tabii ki de yani takımın arabaya bindiğinizde etrafında mekanikerlerden tutun, takım patronuna, mühendislere kadar herkesin size inandığını hissediyor olmak önemli bir detay. Bence hani Yancan'a destek verilseydi nerede olurdu, hiç verilmeseydi nerede olurdu. Yani o çok değişken bir şey. Yani ben hani doğru zamanlarda doğru destekleri aldığımı hiçbir zaman düşünmüyorum hala ama biz kendimiz bu işe çok gönül verdiğimiz için, çok inandığımız için mücadele ettik ve artık bir noktadan sonra bazı destekleri elde ettik. Şu anda da Porsche fabrika pilotuyum, işte Red Bull sporcusuyum. Böyle 2 tane büyük markanın arkamda olması aslında bu detayları çok fazla düşündürmüyor. Sonuçta şu an yarıştığım klasmanlarda, yarıştığım noktalarda en iyi markalarla, en iyi takımlarla çalışıyorum. Tabii ki de destek olmasaydı, yani babamın çok küçükken bana verdiği imkanlar olmasaydı, beni 4-5 yaşında bu spora yönlendirmeseydi kesinlikle şu anki noktada olamazdım. Bence gerideyiz, oldukça gerideyiz. Şu an bence yani zaten eskiden Türkiye'de motorsporda biraz popülerdi, bir düşüşe geçmiş, şimdi tekrar çıkışa geçiyor. Yani eğer bu çıkış trendini devam ettirebilirsek istikrarlı bir şekilde, istikrarın önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bu 4-5 senelik bir hype olup gitmezse, devam ederse, karting sporcuları, altyapı sporcuları geliştirilirse bence motorspor alanında yaklaşabiliriz yurt dışına. Yani aslında Kenan abi işte belki bizden 15-20 sene önce motosiklette dünya arenasına çıktı. Ve kendinden sonra gelen gençlere yol açtı ve şu an onlarla beraber motosiklet gerçekten şu an 4-5 tane dünya çapında önemli genç sporcumuz var. Hepsinde yaşı çok genç. Alttan da tahmin ediyorum yenileri de gelecektir. Ben otomobil sporlarında hani biraz kendimi ilk olarak gördüğüm için belki işte 10-15 sene sonra daha çok sporcudan bahsediyor olabiliriz. Umarım böyle dünya çapında bizim de 5-10 tane otomobil sporcumuz olabilir. F1 için ayrı bir yol vardı. Ben o yol ayrımında çoktan öbür tarafına geçtim. O yüzden kendi tarafımda en çok hani şu anda öncelikle yarıştığım şampiyonayı kazanmak istiyorum kısa vadeli. İlerleyen dönemlerde DTM'e full zamanlı bir inşallah koltuk elde edebilirsem orada DTM şampiyonluğu istiyorum bireysel olarak. Onun dışında takım olarak dayanıklık yarışlarında 24 saat Le Mans'ı, Spa'yı, Daytona'yı Porsche adına kazanmak istiyorum. En büyük hedeflerim aslında 24 saat yarışları ve bireysel olarak da DTM. Çok hızlı bir pilot bence her zaman iyi bir pilot olabilir ama özellikle benim yani işte fabrika pilotu dediğiniz seviyede ya da işte şampiyonluk seviyelerinde gerçekten çok farklı hesaplar ortaya çıkmaya başlıyor. Yani şu an benim yarıştığım seride 20-25 tane çok hızlı insan var ama biri şampiyon olabilecek. O noktada artık işte soğukkanlılık, aracı iyi bilmek, iyi ayar yapmak, işte startlarda uyanık olabilmek, takımla iyi çalışabiliyor olmak, iyi bir sosyal çevre oluşturabiliyor olmak gridde, rakiplerle arandaki bağlantı, bir anda çok fazla faktör devreye giriyor. Sadece hızlı pilot başarılı olamaz ama hızlı olmak da belki de bir yarış pilotu için en önemli detay. Hepsinin birleşimi, gerçekten çok ufak detaylar çok büyük sonuçlar değiştirebiliyor. Yani lastiğinizdeki 1-2 derecelik ısı farkı sizi 1. ya da 20. yapabiliyor. Yani o kadar ince şeylerin, hesapların etkilediği bir nokta ama ben hani en büyük etkenin takımın paketi, yani işte nasıl takım nasıl hazırlanıyor, araç nasıl hazırlanıyor, siz takımla nasıl hazırlanıyorsunuz. Ben hani en büyük şeyin takım ve pilot arasındaki o çalışma prensibinin olduğunu düşünüyorum. Ya öncelikle zaten dünyada da motor sporlarını yapabilen insan sayısı hep azdır. O azlığın içinden de profesyonel olabilmek daha da az. O yüzden yani günün sonunda binlerce yarış pilotumuz olamayacak. Bu bir gerçek. Onun için bu yola erkenden başkonması gerekiyor. Belki kendileri bunu istiyorlar. Yaşları biraz geçtiyse artık kendilerinin çocuklarına bu sevgi aşılamaları gerekiyor. Çünkü küçük yaşta başlanılması, bu yola başkonulması gereken bir şey. Yani başlamak isteyenler için bence geç kalmadan bir şekilde bir yerinden tutmalarını tavsiye ediyorum. Yani pistte yarış izlemek de dahil buna, ya da işte ne bileyim bir piste gidip mekaniker olarak çalışmak da, ya da yarış mühendisi olmak için mühendislik okumak da. Yani en ufak adım bile bu işe başlamak için, ya da arkadaşlarına gidip karting yapmak bile aslında bir adımdır. Onun için ilk bir adımı atmaları gerekiyor. Dediğim gibi çok fazla basamak var. Çok yıllarca süren bir hazırlık süreci. O yüzden en küçük adımı kendileri için atsınlar. En azından bu sporun kültürünü öğrensinler. Yani işte benim babam başlamış, oradan bana gelmiş. Yani hani direkt birinci göbekten, sıfırdan 15 yaşında ben bu işi yapacağım diye ilerletmek zor. Hani ben çok küçük yaşta babamın tecrübesiyle bu işe yoğruldum. O yüzden işin bir ucundan tutmalarını tavsiye ediyorum en kısa sürede. Geliyor sosyal medyada hani nasıl yarışçı olabilirim sorusu çok fazla geliyor. Ben de hani en başlarda hep bunları uzun cevapladım ama artık bir noktadan sonra çok fazla aynı soru, aynı cevap imkansız olmaya başladı. O yüzden işte böyle bir yerlerde araştırıp artık bulunabileceği noktaya da geldi açıkçası. Sonuçta çoğu yerde bu konu hakkında yardımcı olmaya çalışıyoruz, neler yapılabileceği hakkında. Ama en başta söylediğime tekrar dönüyorum. Yani yüzdelik olarak baktığınızda çok küçük bir dilim. Hem bu sporu yapabilmek, yaptıktan sonra da profesyonel olabilmek. Bunun farkında olmaları, ona göre mental olarak da kendilerini hazırlamaları gerekiyor eğer bu işe adım atacaklar.